Üçüncü nokta şudur. O Zat-ı Zülcelal'i iki vasf-ı kemalden iki şer'i tecelli. Cenab-ı Hakk'ın iki kemal vasfından, sıfatından iki tane şeriatı tecelli ediyor. Vasf-ı iradeden gelen meşiyette takdirdir. O da şer'i tekvini, yani kainatta koyduğu kanunlar. Kainat da Allah'ın sünnetullah kanunlarıdır. Vasf-ı kelamdan gelen, ikincisi kelam vasfından gelen şeriatı meşhure, hepimizin bildiği şeriat. Teşri'i evamire, yani meşhur olan bizim bildiğimiz hareketlerimizi sınırlandıran haramlar, helaller, sevaplar, günahlar olarak söylenen şeriata itaat ve isyan nasıl olur? Allah diyor ki namaz kıl. Bir kısım Müslüman kılıyor, bir kısım kılmıyor. Kılmadı diye kafasına gökten taş inmiyor. Oruç tut deniyor, kimisi tutuyor, kimisi tutmuyor. Yani bu şeriata itaat ve isyan nasıl oluyor? Aynı onun gibi öyle de tekvini evamire, kainatta konulan kanunlara itaat ve isyan olur. Birincisi, birinci şeriat galiba çoğunlukla dar-ı ukrada görür, ahiret diyarında görür mücazatı sevabı. Yani az önce akşam namazını kıldın, Allah kabul etsin. Cenab-ı Hak yatsıya da inşallah kılmayı nasip etsin, vakit girdi. Şimdi akşam namazını kıldık, selam verdin, esselamu aleyküm, esselam. Bir kese altın. Alan var mı içimizde? Namaz kıldın, al sana mükafat. Var mı? Ramazan'da, Ağustos'ta, Temmuz'un o sıcağında 30 gün oruç tuttuk, Allah kabul etsin. Oruç bitti, bayram sabahı anahtar teslim, al sana bir villa. Ne oldu her cennet anahtarı, al sana, var mı öyle bir şey? Belki bazı mübarekler olur öyle, var mı öyle yani? Söylemezler mi abi? Sen biliyorsun galiba bir şey. Dar-ı ukrada görür mükafatı, mücazatı. İkincisi, ahleva büyük çoğunlukla dar-ı dünyada çeker mükafat ve ikabı, cezayı. Mesela nasıl sabrın mükafatı zaferdir? Kainatta konulan kanunlardan bir tanesi sabır. Sabredersen Allah eninde sonunda seni ne yapar? Muvaffakiyete, muzafferiyete, zafere ulaştırır. Hani öyle tarih kitaplarında var, Deli Petro diye bir adam var ya, Rus çarı. İsveç kralıyla 11 kere savaş yapmış. 10'unda da yenilmiş. Her yenilince etbaa diyormuş ki vezirleri, aman efendim yenildik yeter. Ben diyormuş yenile yenile yenmesini öğreneceğim. Bir daha yine yeniliyor, bir daha. 10 kere yenilmiş. 11.ye öyle bir yenmiş ki İsveç kralı sadece kendini Osmanlı sınırına girmekle kurtarabilmiş. Her şeyini kaybetmiş. Sabrın neticesi zafer. Deli Petro bile sabretmiş, kazanmış. Şimdi bir ton suyu kayanın üzerine boşaltsak ne olur? Kaya ıslanır. Ama o suyu damla haline getir. Birbiri arkasında aynı noktaya vursun. Önce aşındırır, sonra deler, sonra parçalar. Böyle bir hikaye anlatır, böyle bir hakikat vardır. İmam Şafii'den sonra Şafii ilminin ikinci büyük imamı İbni Hacer diye biliyoruz ya, o zat medresede tahsil görüyor. 10 sene birinci sınıfı geçememiş. Tekrar tekrar 10. sene artık ümidi kırılmış. Demiş ki benden alim malim olmaz. Bari gideyim de bir tarlada bir çiftçilik yapayım, evleneyim, çoluk çocuk, artık bu dünyayı geçirelim. Evine dönecek, tabii mesafe uzun, gece olunca bir mağaraya sığınmış, orada istirahat etmiş. Sabahleyin bakmış içeriden çıpıldılar geliyor, aydınlanınca tavandan bir su damlaya damlaya bir kayayı ikiye parçalamış. Birden bir şimşek çakmış kafasında ki akıl damlam, ilim kayasının aynı noktasına devamlı vurursa parçalar. Geri dönmüş. Bir senede 15 senelik tahsili yapmış. İsmini sorana İbni Hacer, taşın oğluyum diyormuş. O taştan ilham aldı ya.
ismi unutulmuş, kalmış ismi İbni Hacer, taşın oğlu. Onun için sabır, üstadımız değil mi? İdamla yargılanıyorlar. Mahkemelere 28 sene diyoruz, hapishane hapishane. Sürgüne gönderildim. İdamla yargılan, neler demişler üstada? Hani böyle bir hatıra var ya, İbrahim Fakazlı abi diyor, Denizli mahkemesinde savcı coştu. İdamına, şöyle böyle benim dizler titremeye başladı diyor. Baktım üstad önde oturuyor, şöyle bir yandan baktım, acaba üstad ne yapıyor? Cübbesinin eteğini böyle önüne almış, tesbihini kırmış üstad, tesbih diziyor. Hiç umurunda değil, o idamına. Öyle bir rahatladım ki diyor. İki gün sonra üstadımızın koğuşu yukarıda, talebelerle görüştürülmüyor. Üstadımız bir kağıdı böyle yapmış, atmış abilere. Açıyorlar kağıdı. İçinde yazıyor. Merak etmeyin kardeşlerim, bu nurlar parlayacaklar. Şimdi dünyanın her tarafından nur haberleri geliyor. Müslüman olanlar, dershane açılanlar, acayip hizmetler. Üstadımızın sabrı, ağabeylerimizin sabrı ne yaptı? Zafer. Daha ne istiyoruz ya? Elhamdülillah. E şimdi bayrak yarışındayız. Bayrak kimde? Şimdi bayrak bizde. Bize tam getirdiler. Zamanında getirdiler. Mükemmel getirdiler. Elimizden aha verdiler. E biz şimdi lay lay long gidersek. Ciddiyetle, şuurla değil mi? Yani hizmetimizi kafi görmeden, üstad demiş, her mahallede dershane olması lazım. Her lisenin karşısında dershane olması lazım. Hedef, her mahallede dershane açmamız lazım. Olmadı, mahalle dersi, ev dersi. Yani şu kadar dersimiz var, İzmit olarak haftada bu kadar dersimiz var. İyi, maşallah, Allah mübarek etsin. Yeter mi? Yetmez. Ta her ev bir medrese-i nuriye oluncaya kadar, değil mi? Devam, sabır, sebat, inşallah zafer. Evet, oradan hocam işaret yapıyor, çok uzattım diyor ama bitiriyorum hocam. İnşallah, ümit varız. Nasıl sabrın mükafatı zaferdir, ataletin mücazatı, tembelliğin cezası sefalettir. Öyle de sayin sevabı, çalışmanın sevabı olur servet. Sebatta da galebedir mükafat. Zehrin ikabı bir maraz. Zehrin cezası bir maraz, hastalık ölüme götürür. Panzehirin sevabı bir sıhhattir. Bazen iki şeriat evamiri bir şeyde beraber müçtemidir. Her birine bir cihet. Demek tekvini emre itaat ki bir haktır. Çünkü sünnetullah, kainattaki kanunlara uymak da sünnetullah. Hatta gerçeği uzatıyoruz ama bir zamanlar, bunlar kaç sene evvel, 4-5 sene evvel Mısır'da Camil Eser Üniversitesi'nde bir tür İslam uleması toplanıp trafik kanunları, trafik kaidelerini konuşuyorlar. Kainatta konulan kanunlara muvafıktır. Trafik kurallarına uymak zorunluluğu vardır. Uyulmaz da bir aksilik olursa mesuliyet vardır diye hükmediliyor ya. Yani değil mi? Trafik o yol ancak 90 ile gidilir. Kusura bakma. E ne yapalım, arabanın tablasında 260 var ama 90, yol 90'lık. Ne yapalım yani? Evet. Hatta Şerafettin abinin böyle bir hatırasını anlatmışlar da, böyle bir kardeşle derse gidiyorlar. O da biraz böyle hızlı şoförmüş. Bastıkça basıyor. Kardeş sakin ol, kardeş sakin ol. Adam geliyor. Çek kenara demiş. Dur. Ne oldu? Kardeşim demiş. Şoför olup binip katil olarak inen insanlar var. Böyle gidersen katil olursun. Bizi de öldürürsün. Katil olursun. Başkasını geçittirmiş oraya. Evet. Güzel bir mana. İtaat galip olur o emrin isyanına, bir ki bir tavrı batıldır. Bir batıla vesile olmuş olursa bir hak, vaktaki galip olsa bir batıla ki olmuş o da vesile-i hak.
bilvasıta bir hakkın bir batıla mağluptur. Fakat bizzat değildir. Demek el hakku yalu bizzat demektir. Hem akibet, sonuç, netice, murattır. Kaydı haysiyet maksuttur.